Ve bu ülke evlatlarına şöyle rahatça bir savunma atletizm Avrupa Şampiyonası konuşma şansı da verdi. Aynen. Yani. Mesela ben Westbrook'u neden aldığını, ya tamam biliyorum bir oyun kurucu için oluyor. Paul George'un kankası olduğu için oluyor. Bu kankalık müessesesinin NBA'nin en problemli yapı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Manu La Liga lideri Barcelona'yı eliyor. La Liga'da Barcelona 10 puan gerisinde Real Madrid Liverpool'a 5 atıyor. Liverpool Manchester United'a 7 atıyor gibi bir üçgen var yani. Sokrates'ten herkese merhabalar. Ayda 1'e hoş geldiniz. Şubat ayında sporda yaşanan gelişmeleri şöyle bir bakış atacağız. Ben Can Önduygu, Canereler ve İnan Özdemir'le birlikteyiz. Sizler de hoş geldiniz. Duyurumuzu yapalım. Otoshops'un sponsorluğunda yapıyoruz Ayda 1'i. Otoshops Nakit'in. Aracınızı satmanın oh noktası Otoshops Nakit'in katkılarıyla sunduğumuz bölümümüze başlıyoruz. Araç satarken karşılaştığımız anlamsız sorular, ekspertiz ve evrak işleri hepimizin canını çok sıkıyor. Fakat artık endişelenmemize gerek yok. Otoshops Nakit bütün araç satış işlemlerimizi bizim yerimize hallediyor ve araç bedelini aynı gün içinde hesabınıza yatırıyor. Bize de güzel bir oh çekmek düşüyor diyoruz ve başlıyoruz. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 2-5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi ve Türkiye atletizminde de önemli bir rekor kırıldı. Tuğba Danışmaz kadınlar 3 adım atlama finalinde ilk hakkında 14.31'lik derecesiyle Türkiye rekorunu 16 santimetre geliştirdi ve altın madalya kazandı. Türkiye'nin de şampiyonadaki ilk altınıydı bu. Caner abi senle başlayalım. Bir şey söyleyebilir miyim abi öncelikle? Canan Duygu 2 saattir uyuyor burada. bunu izleyicilerimize program başında söylemek isterim. Yani evet. Türkiye'de bir sürü olay oluyor. Twitter'dayız saatlerdir bir şeylere evet. Bakıyoruz. Evet. Canan Duygu 2 saattir uyuyor burada ya, ve öyle şeyler kaçırdı ki. Evet. Yani şu anda da biliyorum ben zaten her zaman salon atletizm konuşmak için gelir Sokrates uyandığı zaman ama kaçırdığı şeyleri şu an bilmiyor haberleri. Yani aynen öyle bir uyandım. WhatsApp'ta bazı gruplar 350 mesaj, Twitter yıkılmış, gizem aramış falan. Bir şey olduğunu anladım. Bu ülke evlatlarına şöyle rahat bir öğle uykusu şansı vermiyor. Yani. Vermiyor. Sırtını dönüp uyuyamıyorsun. Maalesef. Döndüğün anda direkt bir şey oluyor. Ve bu ülke evlatlarına şöyle rahatça bir salon atletizm Avrupa Şampiyonası konuşma şansı da vermiyor. Aynen yani. Bu ülke istiyor ki illa siyaset konuşulsun diye. Ben de seni oraya doğru götürmeye çalışıyorum ama gelmiyor. Dileriz bu güzel gündem devam eder. Daha güzel olmaya devam eder. Susuyorum. Teşekkür ederiz bu bilgiyi verdiğin için izleyenlere. biraz eğer ağır kalırsam onların da bir fikri oldu böyle. Sen bir de uzun uyursun çünkü. İyi uyurum. Ben severim ama işte Ege'den sonra biraz farklı zamanlarda uyumaya çalışıyorum. Tabii ki babaylayız. Spora siyaset girmenin iki yüzlüğünü de dün görmüş olduk. Onu da vurgulayalım. Yani maalesef hafta sonu Türkiye'nin gene her yerde olan riyakarlığı ve iki yüzlülüğü Bursa'nın stadında da arıza endam eyledi maalesef. Birçok insanı orada ciddi bir yani insan diyorum bir futbolcu demek de gerekmiyor bence insanlara ciddi bir saldırı oldu. Umarım cezalar verilir. Bir daha da olmaması için uğraşılır bunun için. Çünkü gerçekten uygulamalardaki bu riyakarlık bayağı bir can yakıcı oluyor. İnsanları farklı yönlere götürebiliyor. O yüzden o da çok rahatsız etti dün gerçekten. Rahatsız etmenin ötesinde hatta ya biraz kibar ifade etmeye çalışıyoruz ama sanırım. Evet Türkiye'de yani işini yapması gereken kurumların biraz kulağın üzerine yatması gibi bir durum evet. Var. Yani Türkiye'de federasyonlar yapmaması gereken işleri yapıyor, yapması gereken işleri yapmıyorlar genelde. Yapmaları gereken işler herkese, bütün takımlara, bütün futbolculara, bütün sporculara eşit koşullarda sağlıklı bir şekilde spor hizmetlerini sunabilecek konumları vermeleri. Nereden geliyorlar? Aynen. O yüzden bunu bu noktada bir mesaj da federasyona vermiş olalım. Evet, bir mesaj. Burası mesaj. Ayda bir mesaj vermek için buradayız. Yani insanların işini doğru düzgün yapmasına yol açacak kararları almak zorundalar diyelim. Tuğba Danışmaz diyordun. Ayın bizim için en güzel şey herhalde. Ya şimdi bu ay böyle pozitif şeyleri pek konuşamadığımız bir ay ama gerçekten önemli başarı elde etti Tuğba. Ve ki bir Türk sporcu için de yarışması zor bir atmosfer. Yani hem Türkiye'de yarışıyorsun işte birkaç hafta önce ağır bir olay olmuş. Çok ağır bir atmosfer var. Ve bunun üzerinden de gerçekten o baskıda da ilk hakkında hem de çıkardı. İlk hakkında çıkarması bence zaten çok önemli bir avantaj. Bu tip 3-3 yani ayrılan hak denemelerinde başarmak gereken, işte atlamak gereken, aşılması gereken atlayış sonlara kaldığında biraz şey yapabiliyorsun. İlk atlayışta bunu yaptığın avantajı elde ediyorsun, bir baraj koymuş oluyorsun. Onu yapması önemliydi. O stresi attı, rahatladı. Ve sonra da rakipleri aşamadılar 14-31'i. Ki çok önemli bir şampiyona, daha doğrusu çok önemli bir başarı bu.
Hani böyle Avrupa salon işte küçümsenebilir ya, Amerikalılar yok, belli kıtadan sporcular yok. Ama Türkiye bu tip şampiyonalarda, bu tip teknik branşlarda eskiden sporcusu bile olmuyordu. Bırakın hani altın almayı, dereceye girmeyi, final yarışmayı bırak, orada sporcusu olmuyordu. Üç adım atlama çok teknik bir branş. Zaten genelde uzun atlamadan ayrıldığı yerlerden bir tanesi de uzun atlamada siyah atletlerin biraz daha hakim olduğunu görürsünüz. Zira tek bir atlayış var orada. Tek bir atletizm üzerine, hakikaten atlet olmak üzerine kurulu. Ama burada atletizmin yanına teknik de giriyor. Teknik branşlar girince o zaman iyi çalışma, işte teknik detaylara çalışmak, adımlama çalışması, bu tip şeyler çok önemli hale geliyor. O yüzden mesela 110 ve 100 engellide hala beyaz atletlerin mücadele edebildiğini görürsünüz siyah atletlerle. Öbür türlü artık 100 metrede mesela en son işte bir Christophe Lemaitre biraz çabalıyordu. O bile hani başaramıyordu çok iyi bir atlet olmasına rağmen. Avrupa şampiyonlarını kazanıyordu. O yüzden bu teknik branşta, Türkiye'de genelde eksiktir bir de bu teknik branşlardaki başarı. O yüzden mesela Ersun'un da işte sırıkla atlamada öne çıkması çok kıymetli bizim için. Ya da diğer sporlarda da çok teknik detaylara dikkat edilen, emek verilen, kas hafızasına emek verilen sporlarda da işte Mete'nin yaptığı gibi o tip branşlarda başarılı olmak çok kıymetli. O yüzden Tuba'nın ben biraz ayırıyorum da bu başarısını. Genel tabii ki klasik düz koşularda, mesafe koşularında da başarılar önemli ama zaten bizim geleneğimizde çok olan bir şey. Evet, geçmişte işte 60'larda 70'lerde uzun atlamacılarımız var ama kadınlarda özellikle bunu, kadınlarda 3 adım atlama çok da geç başlayan bir branş. Yani 90'larda 2000'lerde daha yerini almaya başlayan bir branş. O yüzden Tuğba bayağı bir tarihim zaten. Evet. Yani tarih yazdığı, biz inanalı çok konuşuruz ya, çok mu işte dergide de yazarken de ya tarih yazdı, tarihi bu tip tanımları, sıfatları çok mu kolay kullanıyoruz da kendi aramızda bunun şeyini çok yaparız, muhasebesini. Ama bu gerçekten tarihi başarı. Yani Tuğba'nınki çok özel bir tarihi başarı. O yüzden buradan gönülden tebrik ediyorum. Ve hani bunu Türkiye'de bu atmosferde de başarması çok çok önemliydi. Ve derecesini de geliştirdi. Enka sporcusu, onu da söyleyelim. Cahit Yüksel'in sporcusu ki enteresan bir birbirlerini bulma öyküsü var. Bu Yulimar Rojas'ın, hani o tam o benzeri değil. Yulimar Rojas da biliyorsun 3 adım atlama şu an en iyisi son yıllardaki. O da mesela internetten buluyor işte meşhur Pedrozo'yu, Kübalı antrenörünü. Burada ise antrenöründen şikayetçi ve Cahit Yüksel'e kendisi gidiyor. Yani antrenör gelip Tuğba danışmanı diyor ki benimle çalışacaksan diyor antrenör, disiplinli olman lazım. İşte şey olman lazım. O da bunu arıyor zaten. Ve gerçekten ondan sonra bir yükseliş öyküsü başlıyor. Ve sürekli yükselen, zaten 23 yaş altı, 20 yaş altında da başarılı bir atletti. O yüzden alttan geliyordu. Nereden çıktı diyeceğimiz bir sporcu da değil. Ben çok da mutlu oldum. İzlerken de çok keyif aldım. Tuğba danışmanın başarısından diyeyim. Uzun uzun konuştum, böyle pas atmış olayım. Yok, çok güzel konuştun. İnan sana söz vereceğim şimdi ama bir yandan da isterseniz Photoshop's nakitle ayın fotoğrafı da ekranlara gelsin. Tuğba danışmanın rekor fotoğrafı. İnan sen neler söylersin? Yani ben hiç bir 3 adım atlama zaferi bir Türk atletten hatırlamıyorum. Çok da güzel bir fotoğraf abi. Ondan sonra yani işte çok da cool bir sporcu. Karizma bir sporcu. Aynen. Dövmeleriyle, ondan sonra salonu böyle arkasına almasıyla falan, ki ben pazar günü gidemedim ama cuma cumartesi uğrama fırsatı buldum. Elemelere gidemedim ama akşam saatlerinde uğrama fırsatı buldum Ataköy'deki atletizm şampiyonasına. Ne yazık ki seyirci sayısı açısından beklentilerin altında kalan bir şampiyonaydı. Hoş, beklentiler neydi bilmiyorum. Çünkü Türkiye hakikaten çok zor bir dönemden geçiyor. Zor bir dönemden geçmesinden ayrı olarak medyada maalesef bu tip şampiyonaların kendine yer bulması çok ama çok zor oluyor. Yani atıyorum Duplantis gelse belki biraz daha onun üzerinden reklam yapılabilirdi ama ne yazık ki medyada çok fazla kendine yer bulma şansı bulamadı. Yine de yabancı seyirciler de vardı. Yabancı sporcular, çok iyi sporcular vardı. Tabii ki bizim seyircimiz de vardı ve Tuğba'nın senin de söylediğin gibi ilk atlayışta 14.31 yapması inanılmaz bir çıta koydu. Yani iyi rakipleri de vardı. Orada 14.40 atlayan rakipleri vardı daha önce bu sezon için. Yani Mamona'yı falan gerçekten çok güçlü aday olarak gösteriyorlardı ki orada konuştuğumuzda bizden, mesela sevgili Şevket Furkan Erbay'la konuştuğumuzda ki yani atletizmle yatıp kalkan bir insandır. Direkt söylemişti Tuğba'nın madalya adaylığını. Yani biz orada madalyayı alabiliriz demişti ama madalyanın altın olması ilk fırsatta çok dillendirilmiyordu. Yani gümüş ve bronz bekleniyordu orada. Fakat 14.31 atladıktan sonra bir anda bütün enerjiyi değiştirdi salonda ve gerisi geldi yani. Hakikaten Momona ve Darkeş de çok kuvvetli sporcular. Yani hani buraya iyi bir kadro gelmedi de öyle kazandığı gibi bir durum da yok. Yani Avrupa'daki elit atletler buradaydı. Hatta Duplantis dışında branşlarda genelde neredeyse Avrupa'nın en elitleri, en yüksek seviye atletleri geldi. Zaten şampiyonların büyük bölümü ya dünya şampiyonları derece elde eden ya da olimpiyat oyunlarında hatta altın gümüş alan sporculardı. İşte Femke Bol'dan birazdan konuşuruz belki. Pedro Pichardo'ya kadar. O yüzden Tuğba'nın bu tip bir kadronun da çok iyi olduğu bir şampiyonada kazanması
Çok çok önemliydi. Şeyi de eklemek istedim. Dövmelerinden bir tanesinin hikayesini dinlemiştim ondan. Şey, pusula var dövmeli. Pusulanın ortasında bir saat var. 14'ü gösteriyor. Çünkü 14 metre bu tip barajlar çok önemli oluyor. Aa. Bir eşik. Hep 13.97. 13.97 oralarda takılan bir sporcuydu. Bunu bu aşıp üstüne bir de burada 16 santim geliştirmesi. Şimdi tabii ki dünya çapında başarı için biraz 15 metrelere gitmek gerekiyor. Onu da bence çalışarak yapacaktır. Daha hani yaş olarak da buna müsait Tuğba. O açıdan da hani önünde bir dünya şampiyonası var. Zaten bu derecesi çok güzel. 14.30 atlamak gerekiyor olimpiyat barajı için. Tabii. Şimdi Paris 2024 için 14.31 de önümüzdeki dönem için çok umut veriyor. Ki 13. Yani, kez galiba 14'ü geçmiş. Evet. Yani artık bunu bir böyle seri haline getirmek bu, çok önemli o işe geçtik. Dövmeyi yaptığı zaman 2016-17 mi ne? Oradan hedef koymuş kendisi. Ki sonra biliyorsun bırakma aşamasına geliyor. Yani kardeşiyle konuşuyor. Sakatlığından dolayı bırakma aşamasına geliyor. Hatta kardeşinin galiba geçen Mehmet Sevinç de paylaşmıştı Twitter'da. Şey diyor kardeşi ona. Sen hep madalyayla eve gelirdin. Madalyan nerede diyor. O mesaj onu çok etkiliyor. Şimdi de yani gaza geliyor biraz. Evet. Türkiye'de kazanabileceği, dünyada Avrupa'da kazanabileceği en büyük madalyalardan birini kazandı. Şundan çok önemli gerçekten. Hani biz hep söyleriz de şikayet ederiz. Atletizm neden konuşulmuyor, işte bisiklet neden konuşulmuyor. Konuşulacaksa buna en başta bizim de başlamamız gerekiyor. O yüzden Tuğba Danışmaz'ın bu başarısı bizim için ayın fotoğrafı. Ayın sporcusu da diyebiliriz, ayın anı da diyebiliriz. Yani bütün aya dair ödüllerimizi verebiliriz burada Tuğba'ya. Evet. Gerçekten çok büyük bir başarı. Bunun dışında tabii Caner abi senin de bahsettiğin gibi işte çok ünlü alanında lider sporcular da buradaydı. Femke Bol bunlardan biri, Karsten Warholm bunlardan biri, Kelly Hodgkinson yine 800 metrede şampiyon oldu kadınlarda. Senin böyle aklında kalan, değinmek istediğin şampiyonanın geneline dair neler var? Ya şöyle bir gelişme de var. Avrupa'da bir ara şeye çok gidildi. Yani bizimle yaşadığımız bir kriz. Özellikle belli mesafelerde devşirme atlete. Hı hı. Biraz burada şeyi daha fazla görmeye başladık son 3-4 senedir. Mesela Norveç gibi, İsviçre gibi ülkeler biraz daha ağırlığını hissettirmeye başladı. Hı hı. Hollanda her zaman vardı ama bu kadar değildi. Belli iyi jenerasyonlar yakaladılar. Ve daha ağır, mesela Britanya'nın çok iyi bir jenerasyonu vardı. O biraz geride kaldı. Yani Kelly Hodgkinson biraz daha orada istisnai örnek kalmaya başladı. Onlar 2012 Londra için yaptıkları programdan çok atlet çıkarmışlardı. Ama onlar o jenerasyon geride kaldı birçoğu. Ama işte Nafisa Tutiyam gibi hani Belçika'dan böyle farklı Avrupa ülkelerinden farklı yıldızlar çıkmaya başladı. Bu çok güzel. Hı-hı. Mesela şu anda atletizmin taşıyıcı yıldızları dediğimiz listede hep böyle Amerikalı, Jamaikalı sprinterleri çok konuşurduk. Şu an taşıyıcı en büyük yıldız Duplantis'e dönüştü. Tamam bir Amerika kökeni var elbette ya da Amerika kültüründen yetişme ama bir İsveçli sonuçta ve burada Avrupa şampiyonası yarışabilecekti. Mesela ki arkasında kimi yazarsın orada taşıyıcı yıldızı? Karsten Warholm'u yazarsın mesela. Onu, tam oraya gelecektim. Ingebrigtsen'i yazarsın mesela. Bunların hepsi oraya yazılır artık. Normalde bu listede Avrupalı'ya gelene kadar biraz şey kat ederdin. Listeye alta doğru gelirdin ondan sonra. Şimdi 3-4'te daha Amerikalılar yeni gelmeye başladı. Bu bence enteresan olmaya başladı. O yüzden Avrupa şampiyonu çok daha çekici hale geldi. Mesela çok iyi bir Avrupa şampiyonu sahipliği yaptık. Yani Karsten Warholm şu an dünyanın inanın dediği gibi en hatta en pazarlanabilir, en parlak yıldızlarından biri. Ingebrigtsenler zaten aile olarak öldüler burada. Hani sadece burada Jakob değil. Onun dışında Tentoğlu, Miltiadis Tentoğlu çok parlak bir yıldız. Yani Yunan uzun mesafeci, şey uzun atlamacı. Özellikle bu tip branşlarda farklı yıldızlar çıkardı. İşte tekrar listeye bakıyorum. Ege Onur bizi hatırlatmak için yapmış. Mesela Mujinga Kambucu benim çok sevdiğim bir, hani daha çok gençliğinden beri anlattığım bir yıldız. Onun yükselişini görmek harika. Burada zaten yine domine etti. Femke Bol dünyanın şu an en parlak yıldızlarından biri. Yani bir tek işte dünya ve Avrupa olimpiyat oyunlarında gümüş alıyor. Onun dışında hep altın alıyor. Ya benim açıkçası izlerken çok keyif aldım şampiyonu. Mesela Yaroslava Mahuçik olağanüstü bir yıldız yüksek atlamada. Ya burada yürüyerek aldı diyeyim. Yani 1.97-1.98 onun için böyle antrenmanda böyle ısınmak için atladı yükseklikler. Yani normalde 2.10'ları çıkabilecek bir sporcu. Öyle büyük yıldızları izleme şansımız oldu. Ama inanın dediği gibi ben de şey üzüldüm biraz tribünleri. Yani işte biraz atmosferden mi nedir ama ülkede bu kadar spor kültürünü geliştirmeye çalışılıyor. Yani en azından yani biz dergide çok içerik yaptık ya da bir şekilde Eurosport yayınlarına çok bunu hani aksettirmeye çalışıyorum. Ama bu sadece bunun olacak şey değil. Başka şeyler de gerekiyor. Maalesef Bianca Vlasic de geldiğinde 3 kişiyi atlamıştı yani. Bu da dünyanın en iyisiydi o zaman. Dünyanın en büyük 3 atletinden biriydi neredeyse. Ben gitmiştim ona. 9 yıl önce işte falan. İşte yani olimpiyat stadına gelmiş. Tamam olimpiyat stadına da gitmesi zor bir yer belki ama mesela Ataköy gitmesi kolay bir yer aslında. Ve çok da güzel bir tesis. Yani burada daha fazla yarışlar da düzenlenecektir ileride. Daha önce Dünya Sanat Şampiyonası'nı orada hatta ben birebir burada oradan anlattım. Mesela o zaman daha fazla seyirci vardı. Yani ben onunla gitmiştim. Acaba bu dönemin mi etkisi mi bilmiyorum ama dönemin etkisi çok olabilir iyi bir şampiyon eder. Çok iyi yani kadro. Laura Muir bak say bitmiyor.
Kim yetiştiriyor? İnanılmaz bir yıldız yani. Müthiş bir atlet. Şey açısından gerçekten güzel yani. Zaten Norveç madalyada birinci oldu burada ve yani Norveç damgayı vurdu. Evet. Hatta Ingebrigtsen keşke rakiplerin biraz daha iyi olsaydı dedi. Hem 1500 aldı hem 3000 aldı. Yani onlar da eminim altın için mücadele etmişlerdi ama rekabet görmek isterdim dedi. Çünkü yani son iki tura adam yürüye yürüye giriyor. Müthiş bir yetenek zaten. Karşıdan var mı zaten dış kulvardan elemeyi de götürdü. Finali de götürdü. Hiç rakip tanımıyor 400'de yani. O Avrupa Şampiyonası'nı ısınmak için kullanıyor. Isınmak için kullanıyorlar. Femke Bol'un kazanacağı belliydi. Aynen. Orada benim açıkçası en etkilenerek izlediğim isim her zaman Nafitiyam oluyor. Biz daha önce Belgrad'da da Salon Atletizm Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde hatta Nafitiyam'la bir röportaj yapmak istemiştik. Oradaki gazetecilere de sonra Fransız ve Belçika ama ayarlanamadı. Gerçekten büyük bir star Tiam. Pentatlon'da zaten seyircilerimiz biliyordur yani kazanılabilecek her türlü turnuvayı arka arkaya götürüyor. Ama en önemlisi Nafitiyam'ı izlerken böyle insan şeyi görüyor. Isınmada bile öyle ki sevgili arkadaşımız Ali Çolak biraz fazla etkilendi kendisinden. İnanılmaz bir aurası var. Yani bütün öyle salonu etkileyen bir aurası var. Bütün girdiği dallarda herkesten daha farklı bir seviyede olduğunu gösteriyor. Yani hem bazı sporcular çok atlettir ama atletizmi zarafete yedirebilmek çok büyük bir başarıdır. Yani yaptığı sporda hem çok dominant olduğunu gösteriyor hem de bunu çok estetik biçimde yapıyor. Ki o da ilginç bir şekilde dünya rekoru kırarak orada kazandı ama son anda Sulek de dünya rekoru kırıyordu koşuda. Arkasından Tiam geldi ve gözyaşları içinde ikisi de kutladılar. Çok güzel bir anda onları izlemek. Bir de 60'ta Jakobsen geçilmesi, vatandaşına geçilmesi şampiyonun en önemli olaylarından biriydi orada. Ya Marcel Jacobs herhalde One It Wonder olacak. Çünkü çok sakatta teşne bir atlet. Yani son olimpiyat şampiyonu 100 metrenin İtalyan. Sakatlandı yine bacağını tuttu. 60 bitiminde. Gördüm. Çeçerelli'ye yani yenildikten sonra. Zaten. Yani çok adale problemi yaşıyor. Zaten onunla ilgili en çok konuşulan şey yani herhalde bir daha bu seviyeye çıkması zor olacak deniyor. Ama yine de burada canlı izlemek çok özeldi gerçekten Marcel Jacobs'ı. Şeyi de katılıyorum. Tiam hakikaten benim de en sevdiğim 3-4 atletten biri. Çok sempatik gözüküyor. Bir de ya, Can şöyle bir olay var. Aynen çok sempatik. Pentatlon, heptatlon diyeyim bu ikili. Hı-hı. Salon ve açık hava. İşte dekatlon ve heptatlon. Bunların genelde eskiden küçümsenen branşlardı. Ağırlıkla yani. Hani hı-hı, işte bizim gibi çok atletizm seven, izleyen insanlar için her zaman özeldi ama ilgi çekme anlamında problem yaşıyordu. O kategorileri çok iyileştirdiler de çok yıldız çıkardılar. Hı-hı. Onlardan bile Tiam çok yukarı çekiyor. İşte iyi yıldız, o ağrısı yüksek, büyük yıldız. Son 20 yılda bu anlamda çok yükseldi. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Kevin Mayer de mesela erkeklerde çok tabii iyi bir atlet yani. Çok üst seviye. Tiam değil ama. Ya, Tiam değil. Yo, haklısın yani. Tiam hakikaten bence de izlemesi en keyifli sporculardan biri. Bir röportaj için bekliyoruz onu da. Hı? Artık bir röportaj da versin bana. Bir röportaj evet. Hı. Güzel olabilir. Yani. Son beni de arama yok. Ha, atletizmi kapatmadan senden bir ricam olacak. Bir Fodepar demanı istiyorum bana. Fodepar. Yani. Ama senin istediğin aksanda söyleyemeyebiliriz. Yok yok. Atletizm o anda anlatmak gerekiyor. Havaya girmek gerekiyor. 2011 Dego'da ben Eurosport'ta ilk aylarım. Canereler 100 finali anlatıyor. 100 erkekler. Bolt var tabii ki. Evet. Kabinde de ses önce geliyor ya. Bir anda Fodepar diye bir çığlık geldi. Ama çok büyük olay. Bolt meğer erken çıkmış. Sonrasında Black şampiyon olmuştu. Evet. 12 yıldır da bu benle bu anı. Ha, bakalım nereye kadar gidecek. En önemlisi de bu anıyı bir dakikada paylaşma. Evet. Çünkü insanın içinde tutması en kötüsü biliyor musun? Evet, bırakacaksın yani. Yani. Rahatlayacaksın. Belki biraz yardım dokunur. Teşekkür ederim. Beni de duygulandırdın. Rica ederim. NBA'ye geçelim o zaman. Sizleri de bulmuşken burada. Bir takas çılgınlığı yaşandı son gün. Evet. Siz zaten Amerikan Mutfak'ta da konuştunuz inan. Böyle tek tek takaslara değinmeyelim. Ama güç dengeleri nasıl değişti? İşte Irving, Doncic ikilisi bir araya geldi bir anda. Lakers'tan çok hamle geldi. Ciddi bir değişikliğe, güç değişikliğine yol açtı mı bunlar? Yol açtı. Yani Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde dengeler değişti. Dün gece 9 maç oynandı. Öyle eskiden haber bültenlerini de çıkardı. Kanal D haberdi. Bu yani yanlış tek tek sayılıyordu maçlar. Yanlışlıkla kulüp dersin ya. Yani. Evet. Charlotte Hornets kulübü. Ama ben yani küçükken biraz öyle öğrendim isimleri. Çünkü oyunlarda mesela şimdi bahsedeceğiz. Phoenix'i uzun süre Ponix olarak düşünüyordum. Mesela onun nasıl okunduğunu o haber bültenlerinde ve işte NTV yayınlarında öğreniyorsun. Murat Kosova'dan falan kanun kuraldan öğreniyorsun. Tabii. Dolayısıyla Amerikan Profesyonel Basketbol. Program partilerine hemen selam gönderdim. Bunlar ince şeyler. Dengeler. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde cidden dengeler değişti. Mesela bizim programı çektiğimiz günden önce de dün gece de Phoenix Dallas maçı oynandı. Hmm. Ki zaten orada senin bahsettiğin o Kyrie Luka deneyimini de bir taraftan Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton deneyimini görmek de güzel oldu. Şöyle oluyor abi bu anlarda bence. 2016 NBA finalinden sonra o yaz
Kevin Durant Golden State Warriors'a gittiğini Players Tribune'dan açıkladığında ben mesajda şeyi görmüştüm. Yani mesajda gördüm onu, Twitter'da gördüm. Dedim ki bitti gelecek sezon. Yani gelecek sezonun şampiyonu artık belli. O şampiyonun dönme ihtimali yoktu. 2017'de de 2018'de de böyleydi ki sakatlıklar olmasa 2019'da da böyle olacaktı. Yani sakatlanmasa 2019 olurdu. Evet. Yani çünkü o takımın gerçekten durdurulabilme ihtimali sadece kendisiydi ve kendisini durdurdu o takım daha sonrasında. Önce sakatlıklarla sonra takımlarla. Şimdi Phoenix'e gittiği haberini İnsanlarda bu tip bir duygu yaratmadı. Çünkü Kevin Durant artık 34 yaşında. Sakatlıklar. Sakatlıklar, şunlar bunlar. Ne olursa olsun hala o anda da sakattı. Bir yandan da insanlar da hani Devin Booker, Chris Paul ve DeAndre Ayton, özellikle Chris Paul'un bu yaşı ve sakatlığını düşündüğünde çok aynı hissi vermedi. Ama Phoenix çok güçlü bir takım şu anda. Gerçekten çok güçlü. Ve dün de bunu görüyorsun. Yani dün maçın bir noktasından sonra Mavericks o kadar iyi şut attı ki zaten. Tim Hardaway Jr. açtı maçı. Sonrasında Kyrie Irving attı. Hani onlarla baş başa oynayabileceğini gösterdi. Warriors kadar yenilmez değiller kesinlikle. Şu anda ligde Phoenix Suns'la baş başa oynayabilecek. Boston Celtics var, Milwaukee Bucks var. Belki Batı'da Denver Nuggets'ın hala o seviyede olduğunu iddia edebiliriz. Memphis oradan düştü. Jamorant'in de şu anda çok ciddi sıkıntıları var. Ama Phoenix Suns çok güçlü. Yani bir tane aksiyonun içine Chris Paul'u pasör olarak koyuyorsun. Devin Booker'ı şutör olarak koyuyorsun. Kevin Durant'ı şutör olarak koyuyorsun. DeAndre Ayton'ı perde yapan ve devrelerin uzun olarak koyuyorsun. Yani burada her türlü opsiyon var. Belki bu takımı mesela şeyden eleştirebilirsin. Ya sağlık sorunları olabilir. Fazla orta mesafe atıyorlar. Matematiksel olarak sürekli üçlük deneyen bir takım onlara karşı 3-2'den büyüktür stratejisiyle bir şeyler yapabilir. Ama hep çözüm buluyorlar, hep çözüm buluyorlar. Basketbolda zaten çözüm bulma sanatı neticede. O yüzden Phoenix Suns'ın şu anda güç dengeleri açısından NBA'nin en tepesine geldiğini söyleyebiliriz. Yani çok minor hamleler yapan Boston, Jay Crowder'ı alan Milwaukee bence hala en kuvvetli şampiyonluk adaylarında tepeye yazılması gereken. Çünkü ben devamlılığa her zaman inanırım. Normal sezonu nasıl oynuyorsan playoff'ta da o seni öne taşır. Öyle playoff'ta düğmeyi çevirip şampiyon olamıyorsun. Normal sezonu oynamak zorundasın. Ama Phoenix oraya geldi ve Batı'nın şu andaki en büyük adayı haline geldi Denver Nuggets'la birlikte. Lakers da çok önemli hamleler yaptı ama işte LeBron James'in sakatlığı orada çok ciddi sıkıntı. Takaslardan beri çok maç kazanıyorlar. Yani mesela Golden State'i iki kere yenmeleri önemliydi. Portland'a yenildiler belki LeBron'un oynamadığı maçta ama arka arkaya aldıkları galibiyetlerle şu an kendilerini play-in potasına attılar. OKC'yi oradan biraz daha düşürdüler, play-in potasına yaklaştılar. Şimdi New Orleans oradan düşebilir, Utah oradan düşebilir. Lakers bir play-in takımı yapabilir. Ama bir ay önce bu takasları yapsalardı bence çok ciddi bir play-off adayı olacaklardı. Temelde ise dediğim gibi Phoenix Suns özelinde okunması gereken bir deney oldu bu. Kyrie Luka deneyimi şu ana kadar çok işlememiş gibi gözüküyor. Çok fazla yakın maç kaybettiler. Yani Kyrie Irving'i almanın sana yakın maç kazandırmasını beklersin ama hala maç sonlarında Luka Doncic'le mi oynayacaklar, Kyrie Irving'le mi oynayacaklar biraz onun endişesini taşıyorlar ve boyalı alan savunmaları korkunç vaziyette. Onların boyalı alanı bu kadar kötü savunurken sadece rakiplerden yüksek sayı atma felsefesiyle playoff'ta 7 maçlık bir seri çıkarması. Yani bir seri çıkar, 2 seri çıkar ama 3 seri çıkarmak çok zor geliyor bana. Bütün bunlar şu anda en temel noktalar. Ama bir takastan bahsetmem lazım. Yılın takası New York Knicks'in Josh Hart'ı almasıydı. Josh Hart bu NBA'de en çok denge değiştirecek görev adamlarından biri. Ve geldiğinden beri 7 maçlık bir galibiyet serisi var Knicks'in. İnanılmaz bir top oynuyorlar. Buradan New York Knicks'e de selamlarımızı iletelim. Senin de evladın zaten Josh Hart. Caner abi sen neler söylersin? Phoenix çok güçlendi tezine. Katılır mısın? Katılırım. Nasıl değişti sence dengeler? Bir Durant'ı çok seversin. Ben bir Kevin Durant hastasıyım, haklı. Bunu çok fazla yerde ifade etmem. Ayıplanıyorum bazen. Çok yoktur yani. Ya son yıllarda genelde ayıplanıyorum. Bu sosyal medya olaylarından sonra biraz fazla ayıplanıyorum. Burner hesaplar. Ama seviyorum hala. Ben hatta bir son bir şey yapmasını istiyorum. Bir böyle yaşının böyle 34-35'e giderken bir şampiyonluk şöyle bir güzel. Hem de başka bir takımla da. Ya bir yaratık zaten olumlu anlamda söylüyorum Kevin Durant. İzlemesi bir de sen demin dedin yani atletler için zarafet. Çok zarif bir yaratık evet, de yani. Oynarken evet, izlemek. Dün Kaan abi de söyledi, hep konuştuğumuz bir şeydir yani yayında da. Şey hissettirmeden 35-40 atması çok büyük bir sanat ya. Acayip bir şey. Bazısı zorlar böyle bir bakarsın 25 atmıştır. Zannedersen 40 sayılık şut denemiştir. O 45 sayılık. Kevin Durant 15'ini 17'sini dener çat diye 40-45'i atar. Yani öyle acayip bir üretkenlik, verimlilik. Bir anda yukarı çektiğini görüyorsunuz zaten. Tabii ki bunun için verilen parçalar kıymetli. İnanın başka çok sevdiğim, benim de çok sevdiğim hani biraz Josh Hart tarzı topçu diyebileceğimiz ama belki başka özellikler olan Mikal Bridges. Evet, star bir Josh Hart. Şimdi starlığa doğru gidiyor bu evet, arada. Yani Brooklyn'de. Bence onun için bireysel anlamda iyi oldu. Belki hani çok değeri daha anlaşılacak. Hani bir görev adamından başka bir yıldızlığa doğru gidiyor takımının sorumluluğuna. Cam Johnson çok önemli bir potansiyeldi belki Phoenix için. Önemli parçalardan vazgeçtiler. Ama sene içinde bazı sakatlıklar
tamamlayıcı parçaları hissettiler sanırım. İşte Van Wright'a güvenmiyorlardı, biraz daha güveniyorlar. İşte Torrey Craig giriyor bir 10-15 dakika. İşte Terence Ross'u aldılar kenardan, biraz hani rebound score katkısı versin. Biraz yan parçalar aradılar. Fena yani, o anlamda da bence fena bir yan kadro yok değil. İşte dün Van Wright mesela beklenmedik derecede. Her zaman verir mi bunu bilmiyoruz ama mesela Dallas'ın yaşadığı, çok katılıyorum o konuda. Dorian Finney-Smith bence çok kritik bir oyuncuydu. Çok kritik. Yani savunmayı toparlayan bağlantı oyuncusuydu. Onun gidişi orada ciddi boşluk yaratmış gibi gözüküyor. Çünkü Dwight Powell da 5 numarada öyle bir uzun değil. Maxi Kleber mesela tam o anlamda öyle bir uzun değil. Daha ucumcu bir uzun. Orada ciddi problem yaşıyorlar. Yani iki skorerinin, yıldızının verimli olabilmesi için ki Kyrie Irving uyum sağlaması bence o kadar kolay bir oyuncu da değil. Değil. Yani karakter olarak da öyle gözüküyor. Bilemiyorum. Dallas'ın mesela şu anki gidişatı bilmiyorum. Belki uyum sağlarlar, farklı giderler ama Phoenix'e göre daha farklı yönlenir gibi hissediyorum. Çok yani. Phoenix daha olumlu. İnanın kesinlikle katılıyorum. Bir de Kevin Durant varsa takımda bir anda maçı, her şeyi değiştirebiliyor yani. Devin Booker çok özel bir oyuncu. Bir tek işte Chris Paul 3 yaş daha genç olsa farklı olabilirdi bu takımın. Düşünceler, hikayeler. İşte birkaç tweet de gördüm Amerikalı yazarlardan. Ya bu takımın 4 süper yıldızı yok, 2 süper yıldızı var tadında. Görmüştür belki inandı. Hani DeAndre Ayton ve Chris Paul'u süper yıldız kategorisine koyabilir miyiz diye şüpheler var. Ama yani ligde ikame olarak baktığımda çok özel oyuncular. Çok, her ikisi de. Çok. Üstelik DeAndre Ayton daha genç bir pivot. O açıdan baktım, direkt şampiyonluk adayı tabii ki. Mesela Dallas için bunu tam söyleyebiliyor musun? Tabii ki Doncic faktörü var. Ama Kyrie Irving mesela burada, inan zaten diğer takaslar çok güzel yorumladı. Programın da süresini bozmamak için iki tane notum var sadece. Tam bir takas değil ama takas sonucu giden bir oyuncu Russell Westbrook yani. Mesela ben Westbrook'u neden aldığını, ya tamam biliyorum bir oyun kurucu için oluyor. Paul George'un kankası olduğu için oluyor. Bu kankalık müessesesinin NBA'nin en problemli yapı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani takım planı açısından belki de Clippers bunu mu planlıyordu mesela, bilmiyorum. Hiç planlamıyor. Yani. Fırsat transferi olarak gördüler de işte, yani ya şimdi, fırsat transferleri de çoğu zaman çözüm olmuyor. Yani Zaniolo bir fırsat transferi olabilir çünkü satabilirsin 35'e de, artık Westbrook'u satabileceğin bir şey de yok. Yani işin esprisi olarak söylüyorum. Tabii ki şimdi NBA severler biliyorum, ben de Westbrook'un satılma muhabbet olmadığını da ben tamamen metaforda kullanıyorum. Ve geldi gerçekten bozuldu takım. Yani Kawhi mesela kullanacak topu Westbrook alıyor. İşte Paul George bir anda verimi kesildi falan. Ve ben mesela Clippers maçta evet tıkanıyordu ama şu an daha sanki sıkıntılı durumda. Çok maç kaybettiler zaten. Evet. Yani dün mesela idari ele aldı akşam Kawhi. Yeter artık dedi. Ondan sonra maçı kazandılar yani. Yani mesela Westbrook iyi atsa bile Westbrook'un attığı topları başkasının daha önce kullanıyor olması orada sıkıntı yaratıyor orada. Bir de Ty Lue çok rotasyon ayarlayamadı. Ayarlayacaktı ama. Neyse bunu da vurgulamış olayım. Bir de Poeltl ince güzel bir takas Raptors için. Yani bu sezon onların 5 numara ciddi bir sıkıntıydı. Ve hemen geldi, etkili oldu. Ondan çünkü Doğu'da çok enteresan, çok yönlü bir takım. Benim sevdiğim de bir takım. O yüzden Poeltl orada güzel bir takası oldu onun için diye düşünüyorum. O kadar. Zaten inan nefis özetle de bir uzman olarak. Harikasınız ya. Valla. Özlemişim inanla NBA konuşmayı. Ne güzel siz de spor konuşmak ya. Can de... senin bu konuştuğumuz isimler arasında birine çok benziyorsun bu arada, söyleyeyim mi? Kim? Mikal Bridges abi. Allah. Tipi var değil, aşırı gülüyor o da. Sürekli gülüyor abi. NBA'nin en çok gülen insanı. Ya. Yani bir zoom alalım sevgili editörüm ve yönetmenim. Güzel gülüyor ya. Güzel. Onun yanına da bir Mikal Bridges koyalım. Bir program kurgusunda göreceksiniz. NBA'nin en çok gülen oyuncusu. Ben de bahsettiğiniz isimlerden bazılarını biliyorum. Özür dilerim, sinirim bozuldu. Basketbolu kapatmadan inanın da mutlu haberini sizlerle bir kez daha paylaşalım. Şey gibi oldu, çocuk geliyor gibi söyledin de onun gibi bir mutlu haber. Daha mutlu haber onun daha için. Mutlu haber, evet. En mutlu, evet. LeBron James NBA sayı rekorunu kırdı. İnan hayırlı uğurlu olsun. Yani evet. Burada tabii bilmiyorum, siz bu duyguyu da tatmış insanlarsınız. Hani baba olmanın keyfini de bilen insanlarsınız. Öyle bir haberdi benim için normal şartlarda. 20 yıllık bir bekleyiş diyorsun. 20 yıldır ben de bekliyordum. LeBron James NBA'in tarihinde en çok sayı rekoru elde eden oyuncusu olmasını. Şaka bir yana çok kötü bir zamandı bizim için. Evet. Ve hani burada bu kötü zamanda bunun denk gelmesine ne kadar üzüldüğümü anlatarak gerçekten üzücü olan olayların yanında bu kadar uyduruk bir olayın önemini vurgulamaya çalışmak istemem. Bu uzun cümleyi de bitiriyorum şu tam anda. Tam 2 gün sonra hata yapmadın ama. Tam, evet abi. Depremden 2 gün sonra çünkü. Ve hani şey, yayında da böyle garip hissettik evet. Kendimize. Biz Emre Gür kaynaklı anlattık. Daha önce de Stephen Curry'nin en çok 3 sayı atan oyuncu olması rekorunu beraber Emre'yle anlatmıştık. Ben o tip rekorlarda şeyi seviyorum abi. Şimdi rekabete çok aykırı bir durum var. NBA maçı durduruyor. Yani Curry'de de aynısı olmuştu. Burada da aynısı oldu. Burada bir de maçı durdurdular. Kareem'i sahaya çağırdılar. Adam Silver geldi. Kareem geldi. LeBron geldi. Hepsi
bir de röportaj gibi böyle halka seslendiler, ulusa seslendiler. Devre arasında uzun sürdü. Yani gerçekten o bölümü öyle söyleyeyim. Şimdi bu mantıken şöyle gelebilir insanlara. Ya abicim maç oynanıyor. Hani bunun özü maç değil mi? Rekabet içinde değil miyiz? Ama işte NBA buna böyle bakmıyor. Yani NBA buna 75 yıllık bir birikim olarak bakıyor. Çünkü bence NBA'in hatta sevdiğimiz diğer spor olan bisikletin de çok güzel bir yanı var abi. Bence bir spor tarihini bugünün içine organik bir şekilde yedirebiliyorsa bu işi çok başarılı yapıyor demektir. Mesela futbol da bunu çok iyi yapar ama futbol bunu bazı karşılıklılar üzerinden kurar. NBA'nin güzel yanı, benim de NBA'ye en bakmayı sevdiğim yan şudur. Tarih düz çizgide ilerlemez tabii ki. Birikimlerle ilerler. Belki bazen yokuşa gider, bazen düşüşe gider ama NBA tarihinde bir çizgi çizsen Julius Irving'den David Thompson'a, oradan Michael Jordan'a, oradan Kobe Bryant'a, oradan LeBron James'e gelen 2 ve 3 numaraların oyunun ana oyuncusu haline dönmesi denklemini kurabilirsin. Yani basketbol dediğin şey uzunların oyunudur ve oyun başladığında uzunlarla başlamıştır. Fakat 70'lerle 80'lerle birlikte esas seyir zevkini 2 numaraların, 3 numaraların vermeye başladı. ABA'in biraz NBA'ye seyir zevkini, eğlenceyi öğretti. 3 sayı öne çıkardı, smacı öne çıkardı bir dönem geliyor. Skorer yıldızları yani. Ve sonra da uzunların böyle hafif geriye çekildi. Genelde 2 ve 3 numaraların basketbolu domine ettiği bir dönem başlıyor. Tim Duncan da domine etti basketbol ama uzunlara olan bakış Shaq da domine etti. Uzunlara olan bakış da bu 2-3 numaralara olan bakış her zaman farklı oldu. Bu oyuncuların ikonik statüsü her zaman daha büyük oldu. O yüzden de bir tarihsel birikimi alması, 75 yıllık bir ailenin en önem verdiği rekoru kıran oyuncu olması, o rekoru daha önce elinde bulunduran uzun oyuncunun ki aslında tarihte hakkı verilmeyen bir uzun oyuncu olan Kareem Abdul-Jabbar'ın o gün salonda olması, Kareem'in ortada durup bir saniye konuşup hemen rekorun asıl sahibine sözü vermesi. Bütün bunlar beni çok duygulandırdı abi. Kişisel olarak da duygulandım. Yani anlatabilirim ama anlatmayacağım. Hani ben nesiller üstü görüyorum çünkü böyle oyuncuları. Yani ben bir 91 doğumlu bir insanım ama 95 doğumlu, 98 doğumlu, 2001 doğumlu insanlar LeBron'u tepe dönemlerinde izledi. 2006'da doğan biri LeBron'u 2018 NBA playofflarında 12 yaşında izledi. Şimdi ya 91'de doğan biriyle 2006'da doğan biri tepe LeBron'u, prime LeBron'u izleyebildiyse bu oyuncuyu kuşaklar üstü bir statüye getirir. Tabii. O yüzden hani o tarihsel birikim, oyuncunun kuşaklar üstü oluşu, benim onunla kurduğum anlam hepsi beni çok duygulandırdı geriye dönüp bakınca. Bir de bu ödülü, daha doğrusu işte seremoniyi, rekoru ya da işte ödülü dediğim topu yani. O şeyi çünkü ondan önce Will Chamberlain Kareem Abdul-Jabbar'a teslim ediyor. Aslında evet. Lakers ödülü gibi bir şeye dönüşüyor. Lakers'lar kendi aralarında. Yani Will Chamberlain'in kariyerindeki o sayının büyük bölümünü Warriors, yani Philadelphia'da atıyor ama sonuçta yani kariyerinin son yıllarında hatta istediği şampiyonluğa ulaştığı da takım oluyor ağırlıklı hani Lakers. O rekorlar kırılan takım işte meşhur. Sonradan Warriors'ın rekorlarını kırdığı meşhur Lakers takımı. İşte Jerry West'in. 71-72. Aynen 71-72. Elgin Baylor'ın da o efsanenin ucundan yetiştiği ama asıl bir Chamberlain'in hani domine ettiği son dönem artık. Zaten ondan sonra da şey külahı şeyi kabuğu şeye devrediyor. Kareem Abdul-Jabbar'a, Lou Alcindor'a sonra da Kareem Abdul-Jabbar'a devrediyor. Ve nesiller üstü bir oyuncu aynı zamanda o da. Yani nesiller üstü bir oyuncu 20 yıl kadar hatta NBA'ye neredeyse gittiği iki takımda da yani hem Milwaukee'de hem Lakers'ta hükmeden ve NBA'in gidişatını değiştiren bir oyuncu. Başka işte gittiği takımların NBA'in gidişatını hatta oynanış biçiminden tut, pozisyonun tanımından tut birçok şeyi değiştiren 10-15 yılı tanımlayan bir oyuncuya devrediyor. Aslında o anlamda da önemli. Yani sıradan bir ödül olmadığını oradan da bence anlayabiliriz. Hani kümülatif ödüller bazen biraz daha şeyini kaybedebiliyor. Hani ortalamalar çünkü istatistik biliminde daha doğru veri veriyor ama kümülatiflik de bence devamlılık ve süreklilik açısından çok özel bir şey. Yani 20 yıl benzer bir seviye sürdürmek. Bazen çünkü bazı oyuncular işte Karl Malone da biraz kariyerinde o sayı rekorunu arttırabilmek için böyle kariyerin artık belki de oynayamayacağı dönemlerde bile, etkili olmadığı dönemlerde bile oynamıştı ama LeBron hala etkili. Yani inanılmaz biraz bir şey. Sağlıklı kalabilsek bu yaşta o kadar fiziksel mücadelede yine iyi sağlıklı kalıyor da. Yani 30 sayı ortalamayla yani, oynuyor şu hala anda. Hala 30 sayı ortalamayla oynuyor. Yani çok yakınlarında dolaşıyor sürekli. Çok acayip bir şey bence. Ben jenerasyon gereği büyük bir aşkla ya da işte büyük bir şeyle bağlı değilim belki LeBron'a ama çok hayranım ve çok saygı duyuyorum. Seviyorum da ayrıca ama bir yandan da benim neslime bile hitap ediyor anlamında söylüyorum. Ki bizim neslimiz sonuçta Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird üzerinden tanımlanan biraz daha bir nesil. Ya da işte 90'lar o rüya takım nesliyle tanımlanan bir nesil diyeyim. Ya da 80'ler sonuyla. O yüzden LeBron'un etkisini hani bu anlamda başka bir seviyeye de taşıyor bence. Yani
diye ben de katkıda bulunayım İnan'a. İnan'ın özel tabii ki bir aşkı var. Ya ben de 91'liyim işte, ne zaman 2002-3'te mi girdi lige? Yani biz 12 yaşımızdan işte 32'lere gelirken hep bir şekilde LeBron bir yerde vardı. Onu izleyebiliyorduk. Ve akıl sağlığımı korumakta yardımcısı olmuştur bunun yani. Böyle bir, bütün her şey değişiyor ama LeBron bir yerlerde bam. Sabitler önemli. Ama şey değil mi abi, bir şekilde sabah kalkıyorsun LeBron evet, koruyor. Evet, yani hani çok garip bir şey olmuş. Büyük bir değişiklik ama neyse tam LeBron. Şey gibi bu, Inception'da döndürüyor ya. Aynen ya. Sabitin o, yani. Rüyada o, mısın değil misin? O topaç. Aha LeBron vuruyor, tam rüyada değil mi kardeşim? Hala da şey, devam etsin hala lütfen. Ya, yani ben gerçeklik kaldıramayabilirim LeBron'un vedasını. Abi şey olarak söyleyeceğim ya. Konuyu uzatmak için söylüyorum. Ben bu sene Alperen'le LeBron'un düellosundan sonra bir tweet atmıştım. Orada insanlar haklı olarak şey şakası yaptılar. Olayları LeBron'a bağlama seviyem diye. Ama abi şunu düşün. Şimdi biz basketbolu ilk izlemeye başladığımızda ilk Türk oyuncuyla bağ kurarsın ya. Evet. Abi Hidayet Mehmet ne yaptı diye izliyorsun. Tabii, tamam Sacramento mı? Sacramento Lakers serisi izledim ben. Benim için Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal Hidayet'in rakibi olan oyunculardı. Kobe ve Shaq değillerdi yani. Abi LeBron 2003'te geldi. 2003-2004 civarı Mehmet Okur'un Detroit'i NBA'nin en tepe takımlarından biriydi. Şampiyon da oldular zaten. Şimdi doğuda sürekli LeBron'un olmaya çalıştığı yerde Detroit vardı. Sonra LeBron'la Detroit çekişirken Mehmet artık o takımda değil, Utah'a gitmişti ama arkasından abi 2000'lerin sonunda Cavs'da artık ilk döneminin sonunda 2009-2010'da sürekli Hidayet'le Magic'le karşı karşıya geliyordu. Hidayet'le Magic onun 2009'da belki de Kobe Bryant'le finalde oynamasına karşı durdu. Boston geldi. Hidayet'in o seride önce LeBron'a sonrasında da doğu finalinde Boston Celtics'e yaptıkları akıl alır gibi şeyler değildi. Abi sonra geliyorsun 2018'de belki de LeBron'un en güzel final yürüyüşlerinden birinde Jaden normal sezonun içinde o takım içinde ciddi bir yer edinmişti. Playoff'ta Ty Lue bence hata ederek rotasyonun dışına çıkardı. Ya abi 2022'de de gelip Alperen'de sayı düellosuna girdi. Bir saçma bir şey var burada. Aynen, yani. Hidayet'ten Alperen'e diyorsun. Saçma bir düzen var yani burada. Biraz hızlanalım o zaman. Otoshops nakitle ayın takımını. Sus diyorsun bize. Aa, estağfurullah. Ben... LeBron özel ayda bir bölümümüzü aynen, yani geride bırak. Ona döndü biraz. yoksa sabaha kadar konuşurum ben. Çok seviyorum sizi. Otoshops nakitle ayın takımı. Kansas City Chiefs NFL'de. Amerikan Profesyonel Futbol Ligi'nde. İlk yarısını 17-7 geride kapattığı maçta Philadelphia Eagles'ı 38-35 yenerek şampiyon oldu. Mahomes'un da almadığı ödül kalmadı bu sezon. Normal sezon MVP'si, Super Bowl MVP'si, NFL'de en çok taştan pası atan oyuncu, NFL'de en uzun mesafe pas atan oyuncu şeklinde 4 rekor kırarak adını Brady, Manning, Warner ve Warner'ın yanına yazdırdı 4. Evet. oyuncu olarak. Müthiş adam ya. Ben müthiş. Kalkıp izledim. Biraz da böyle uyuyamadığımız dönemde zaten. Hatta bir gece önce galiba yine inanla NBA maçı anlatmıştık. Cumartesi evet, evet. NBA maçı anlattık, inanla pazar gecesi klasik futbol. Ve dedim 17-7 oldu. Hatta Patrick Mahomes ilk yarıda bileğine yani bir koşmak zorunda kaldı. Koştuğunda savunmacı dizine doğru kaldı ve bileğine bir darbe aldı. Zaten o bilek sakatlığını yaşamıştı. Tekrar bir bilek problemi. Ben dedim tamam bitti Chiefs yani. Yani. Zaten 10 sayı fark oldu. Mahomes sakatlandı. Devre arasında sekerek gitti yani soyunmasına. Abi adam bir geldi. Bu Tom Brady'nin işte orada notlarda olması lazım. Bu Atlanta Falcons... Evet. 21-3'ten 34-28. O da acayip bir maçtı. İnanılmaz bak. Ben onu izlemiştim. Acayip maçtı. Yani Tom Brady'nin mesela şeydir o. Baş yapıtların. Yani birkaç tane baş yapıtı var arkadaşlar. O da mesela LeBron gibi uzun vadeli. Hani LeBron'da NFL için şey. Tom Brady'de NFL için o nesiller üçtü. Yani, yani bir Türk NFL'de oynasa muhtemelen inanın bahsettiği Hidayet'ten Alperen'i orada da görebilirdik. Devre arasında FIFA'ya dönmüştük. Dönmez bu maç diye. İşte dönmüş. Ben de devre arasında şey dedim. Yani... Uyusam mı, uyumasam mı? Rihanna çıkacak. Yani bu arada şey de yayınlamadı onu. O zaman yine depremin çok taze olduğu bir dönemde. Saygıdan yayınlanmadı o devre arasında Esport'ta. Ben hani açıp bakayım dedim internetten ne durumda falan. Biraz ayakta kalayım dedim. Yani uyku da bastırdı. İyi ki kalmışım. Yani kapatıp yatıyordum az daha. Ve ikinci yarıya kalmak gerçekten tarihi maça tanık ettirdi beni. Mahomes'un resmen dirilişini izledim. Yani Jon Snow gibi yani. Ben bir an bitti dedin. Ondan sonra geldi ve resmen... domine etti. Yani QB'nin şimdi QB neden önemli şeyde işte tabii ki diğer yanında işte Blindside filminde de anlatır çok güzel. Hatta girişinde nefis bir sekans vardır Blindside filmi. Zaten kitaptan uyarlanma olduğu için çok iyi bir metin o. Zira orada şeyi anlatır. Yani bir QB'nin korunma durumu var. Yani yanındaki onun hücum hattındaki savunmacılar var. O savunmacılar onun diğer savunma hattından gelecek darbede işte sack dediğimiz yani. Ben ona paketleme diyorum da tam Türkçe çevirisi yok. Çırpma falan diyen de oluyor da daha çok paketleme galiba daha doğru. Paketlenmesin diye işte topu kaybetmesin diye savunuyorlar. Evet önemlidir bunlar yan roller ama QB'yi her şeyi yönlendiren isim. Yani bir orkestra şefi aslında. Olmazsa şeyler yaylılarla üflemeliler uyumlu çalışamıyor. Yani bu kadar kıymetli. Orkestra şefi belki şeyleri çalmıyor ama burada top elinde. Direkt hani
tek hakimiyet onda. İşlemci de o. Tabii ki tight end'in, işte koşucunun hepsinin önemi var. Onlara kanal açanlar. Koçlar çok daha önemli mesela. Koç müdahaleleri. İşte bir savunma koordinatörü, hücum koordinatörü o kadar önemli ki. Genelde zaten zaten rakip takı şeyin de koçu eski bir Andrew Reed yardımcısıydı. Yani Andrew Reed'in asistanlarından biri, eski hücum koordinatörlerinden biri. Ve o nedenle de arada ayrıca bir sözlü rekabet de vardı. Ben o açıdan çok da heyecanla beklediğimde bir maçtı. Biraz o havamız bozulmuştu. Ama maç bir anda beni şeyden kopardı. O denklemden, o şey bulutundan, düşünce bulutundan. Mahomes da gerçekten tarihin en büyük QB'lerinden biri olmuyor. Henüz QB'si diyemeyiz ama QB'lerinden biri olmuyor da ilerliyor. İki Super Bowl oldu. İki Super Bowl ve yaşı çok küçük. Yani QB'lerin yaşı da genelde yani şeyi de uzun mesafesi, menzili. Ya Tom Brady onu bence iyice uzattı. Farklılaştırdı oradaki algıyı. Evet. Çok pas temelli olunca bir de orada. Evet tabii. Evet. Yani birazcık fiziğine birazcık dikkat edersen oynaman süren artıyor. Çünkü o kadar koşman gerekiyor. Çok fiziksel bir iş değil yani. Yani darbelere şey olman lazım tabii ki. Yani çok darbe alabiliyor QB'ler. Mahomes bile bütün sezon sakatlıklardan çekti ya. Çok. Özellikle sezonun sonunda çekti. Çünkü şey de bir oyuncu ya inan. Çok saldırgan bir koşada bilen saldırgan bir oyuncu, agresif. O yüzden çok darbe alabiliyor. Yani bilek sakatlığı yaşamak çünkü o kadar kolay bir şey değil. Ama yani ben en iyi şeylerden biri, izlediğim en iyi Super Bowl'lardan bir tanesiydi. Taktik diyor ya, ben de Madden NFL'de şey yapıyorum şimdi, orada 1000 tane set var ya. İndirdim abi, oynuyorum Madden NFL'de. Hiçbir şey de anlamıyorum şimdi setlerden. Shotgun, matgun, bir sürü set var. Ondan sonra önce bir böyle ciddiye aldığım bir dönem var oyunu. Böyle 150 tane sete bakıyorum, diyorum ki aa bunu oynayayım falan. Sonra rastgele kareye basıyorum mesela. Ondan sonra artık mesela kare, üçgen, yuvarlak setleri öyle oynuyorum. Buradan da seyircilerimize sesleneyim. Böyle güzel setler varsa, hani şu 5 tane oyuna yeter dediniz. Madden NFL setleri varsa yazın alta. Onları oynayacağım. Çünkü yani 100 tane sete zaman ayırırsam ben Amerikan mutfağı yapamam. Öyle görünüyor yani. Bilgisayara karşı mı oynuyorsun? Şu an öyle abi. Çok güzel. Yani niye? En sevdiğim şey tarzı yani. Bitiş tarzı. Bilgisayara karşı spor oyunu. Tebrik ediyorum. Online spor oyununu sevmiyor musun artık abi? Milletle oynamayı. Ya hayır, o daha güzel işte ama seninki kaliteli bir bitiş yani. Aynen. Bilgisayara karşı Madden oynamak senden beklediğim bir hareket. Açıkçası yalan. Bir şey söyleyeceğim. Böyle FIFA'da da şeyler oluyor ya. Geçen acayip çocuklara denk geldim. Ruat Akkuş gibi. Abi sinirleniyorum. Yani evet, top göstermiyor sana. Şey yani, korkunç online yani. Online abi. Ben zaten benim refleksler şu an 43 yaşında refleks, o yüzden yani FIFA'yı iyi oynayan, ben baş edemem mesela. Çekilmiyor yani abi. Biliyorsun refleks meselesi hep anlatılıyor yani, e-sporun muhabbeti. Şimdi burada açmak istemediğim. Bu arada bu listede çok elit bir liste. Ona girmesi var. Zaten demin bahsettiğimiz meseleyi anlatıyor. Sen o listeyi saydın da önemli bir şey olduğunu söyleyeyim. Tom Brady, Manning, Warner zaten. Niye anmak istemiyorsun? Bir konumuz daha var. Girmek istemediğim bir konu var. Nedir? Burada iki tane Liverpool'un yanında. Tişörtü girme sebebin mi acaba? Manchester United aslında lig kupası şampiyonluğuyla bu listeye girdi ama. Tebrik edelim. Yani lig kupası önemli bir kupa kesinlikle. Karabağ kupasını tebrik ediyoruz. Yani. Dünyada tabii öyle bir gündem sıklığı yaşanıyor ki ülkemizde olduğu gibi. Bir anda lig kupası unutuldu. Evet. Dün 7 gol yedi çünkü Liverpool'dan. Sen söyle abi. Abi öyle maçlardan biri açıkçası yani. Tabii 7-0 böyle hani o kadar gol yiyeceğimiz bir maç değilmiş gibiydi. Hani böyle öyle maçlarda da hep şey olur. Top ona çarpıyor, buna çarpıyor. Liverpool'un önünde kalıyor. Hep bunu 2-3 golde gördüm. Evet, biraz şey, ceza yani, sahası golünün ne oldu? Yani Erik Ten Hag'ı eleştirdiğim bir nokta var mı? Hocanın şimdi şu mu var hocada? Derbilerde bu takım öne geçerse, kontratak bulursa müthiş. Ama savunma olarak falan bu takım sence böyle onlar çok yaşamayan yok, şey değil mi, aday değil mi? Bence değil ya, böyle o kadar genelleme yapılacak sonuçlar. Bir yorum yapalım dedik de. Hayır hayır yani, bence değil. Sene evet de. Ama öyle de olabilir tabii, bir Emre Özcan'a soralım bunu. Çıkışta arayıp soralım. Sence öyle mi? Getirin taktik tahtasını. Hemen Emre'yi çağırın. Ama çok iyi yoldayız. Çok iyi yoldayız. Böyle kazalar olur. Yenecek maçlar olur. Liverpool'da Klopp'la ilk sezonunda o yapı kurulurken bazı kazalar oldu. Tabii. Hatta ikinci sezonunda oldu. Olur yani onlar. Ki zaten biz de geçen hafta 6 yedik ya Real Madrid'den. 2 attıktan sonra yedik. Ya şöyle ilginç olur mu? Çok ağır bir yani. Tabii olur, Real Madrid olur, yani olur. Real Madrid olur. Her zaman olur da. Manu La Liga lideri Barcelona'yı eliyor. La Liga'da Barcelona 10 puan gerisinde, Real Madrid Liverpool'a 5 atıyor. Liverpool Manchester United'a 7 atıyor gibi bir üçgen var yani. 5 yedik pardon. 6 yemedik. Aynen, 5 yediniz. Nedense şey hissettim öyle. O kadar ağır geldi yani o 5 yemek. Peki olur. Sana kişisel bir soru sorabilir miyim? En sevdiğin Manchester United efsanesi? Poskos. En sevdiğim Manchester United teknik direktörü? Sir soracağım. Aa! Ama şimdi yani ikinci biri... Şaka yapıyorum lan, zaten başka kim olacak? Sir yani. Dedeciğim. Poskos dedin. Poskos. En sevdiğim forvet? En sevdiğim forvet Rooney. Rooney çok acayiptir Rooney. En sevdiğin savunmacı? Vidic diyeyim burada. Allah Allah. Aa şaşırdım. Yakıdic. Kale? Kale...
Bosniç. O Fetret devrini seviyorum ben. Yani onu da kaleci bulunamayan Tim Howard falan. İğrenç hatalar yapıyor. Bosniç falan oynamıştı. Aynen. Yani. Bosniç, Kuşçak falan. Ya, Ferguson döneminde, bak başka dönem olsa yani hiçbir şey yapamayacak topçular gelir. Evet, acayip yükselirdi. Böyle tabii bazı dönemler var United'ın. Abi alıyorlar, lan bu topçu da çok iyiymiş diyorsun. Halbuki sadece United'ın o dönemiyle alakalı ya bir şey parlatıyordu yani. 2000, Midas'ın dokunuşu gibi. 2009 gibi falan Arsenal'i yendiğimiz bir maç var. İlk 11'i attım geçen Twitter'a. Fabio Rafael orta saha merkez oynuyor falan böyle. Sol bekte alakasız bir adam var falan. Brezilyalı ikizler. Aynen. 2-0 falan yeniyoruz Arsenal'i gönderiyoruz. Zaten böyle. Bir ara şey alıyordu ya, Türkiye'de bir transfer yapıyor işte bir Anadolu kulübü. Eski Manchester United'da oynayan oyuncu. Maça da geldi işte en son. O da bir ara oynamış. Liverpool'la ilgili bir notu değineyim Nazan'a. Süremizi çok şey yapmayalım ama biraz şeyi seviyorum. Nunez'in gelişimini, Gakpo'nun gelişimini. Aynen. O tekrar yeni bir üçlü oluşuyor. Firmino'nun da gider ayak bir derbide gol atması da hoştu. Ona da sevindim. Böyle sevindiğim küçük şeyleri söylemek istedim. Bir de Klopp'un cümlesi bana enteresan geldi. Maçtan sonraki demecinde. Herkes daha iyi antrenman yaptı ve hazır oldu, sağlıklı oldu. İlk defa bu kadar uzun zaman sonra böyle bir dönem yaşıyoruz. Yani Liverpool tekrar yükselişte dedi. Bana bir umut verdi. Bakalım ama yani Real Madrid tabii elendikten sonra insan biraz tabii umutta şey oluyor. Elendik mi? Elendik mi? İşte bilerek yapıyorum biraz galiba. Yani şimdi ben de gerçekten Real Madrid değilim, Liverpool diyorum. O yüzden kafada. İnan benim şeyi bozdu. Yani yok onu dönmesi çok zor ve inancım. Çok zor yani. Abi. Bakalım. Yani. Umut en tehlikeli. Ben hep. Evet. Evet. Ben hep Real Madrid için ne söylerdim? Kralı ateş edersen. Doğru. Öldüğünden emin olacaksın. Evet. Real Madrid, Liverpool için aynısını söyleyemem çünkü karşıda Real Madrid var. Yani. Ama çok erken attık golleri inan. Bak burada doğru. Mesela daha dengeli attık. Burada 3-0'ı 60'ta ya falan bulduk. 7 tane atınca illa. Hayır ama 60'ta bulduk. Hayır, sonuçta 2'den belki ben dedim ki 2'ye attık dedim United yine şey yapar mı? Real Madrid tarifesi olur muyuz falan dedim böyle. Olmadı ama mesela yani biraz daha geç atabilsek çok erken attık. Ondan sonra biz maalesef ondan sonra çok fena oturtuyorlar yani çok. Bir de Vinicius Kalin'in imajlarından biri oynadı valla. Çok. Yapacak bir şey yok. Efkarlandı. Çok kısa Djokovic de diyelim 380. haftasını geçiriyor bu haftayla beraber. Tebrik ediyoruz. Dünya bir numarasında. Steffi Graf'ın rekorunu kırdı bu anlamda. Zaten kırmadığı rekor neredeyse kalmadı artık. En son ben onu Dubai'de anlattım. Medvedev'e yenildi gerçi finalde ama ya akıl almaz bir tenis oynuyor yine. Bilmiyorum. Medvedev onun hafif bir kriptoniti gibi ufak. Evet. Yani biraz mental olarak ters bir oyuncu olduğu için. Ama yani bilmiyorum hani slamlerde bu sene 2023'te önüne kim çıkabilir. Besset'te çok zor. Ya sağlıklı olduğu sürece ben de biliyorsun en son Melbourne'de canlı izledim kendisini. Ya hava atmak için söylemiyorum. Biraz öyle oldu söyle abi. Abi yok vallahi o Bağcılar'da Djokovic'e anlattığını itaat ettikten sonra sen bir biraz bir şov yaptın şimdi. Hadi kendine bir şey yap. İşte ufak ufak şöyle küçük şov falan var. Yedim. Ne ya şimdi bu arkadaşlar benim ilime kadar bildikleri için yapıp yapmadığımı çok analiz ediyorlar. Evet, o yüzden çok uzun zaman tanımanın bunlar yanlışlıkları yapacak bir şey yok. Şeyi söyleyecektim. Abi bir hani belgesel vardı olağanüstüdür. Zidane'ın sadece şeyini oynadığı ayaklarına işte falan. Ya aslında izlemesi kolay bir belgesel değildir ama ben biraz Djokovic'e öyle odaklandım. Bir şey çeker gibi ve hareket şeyini izlemek gerçekten çok etkileyici. Yani o atletizmini, oyunu direkt geri çizgiden içeri doğru yıkışını ve rakibi bitirişini Çiçipas böyle çaresiz hissettiğini görüyorsun belli anlar. Ki oynadı, çok da iyi oynadığı bölümler var Çiçipas'ın o finalde. O yüzden devamlık ve süreklilik demişken de yani tabii Djokovic'in eleştirebilecek yanları var. Özellikle de halkla ilişkiler konusunda çok ciddi problemleri oldu. Ama yani geçen sene biz de çok eleştirdik kendisinin tercihleri nedeniyle. Ama sporcu sahada yaptıkları, kortta yaptıkları açısından hakikaten akıl almaz. Çok akıl almaz bir oyuncu. Rekor kalmayacak yani. Hiçbir rekor kalmayacak. Yani 25'i falan çok rahat geçecek. Bu arada yani Steffi Graf da benim hayatta en sevdiğim sporculardan bir tanesi. Çocukluğumun kahramanlarından biri. Bu dönem olsa 500 hafta kalırdı onu da söyleyeyim yani kendisine hakkını vereyim. O çok büyük oyuncudur. Yani onun da çok ters bir döneme denk geldiği şeyler var. Tabii biraz Monica Seleş'te sakatlanmasa ya da saldırıya uğraması tabii onun da belki tabii. Şimdi bir Seleşçi de gelir sana der ki işte onu da ben de gelmeden doğru ben yerden söyleyeyim. Pozisyonu aldın. Yorumu gelmeden pozisyonumu aldım. Şovumu da yaptım pozisyonumu biliyorsun o komplo teorileri var ya işte acaba Monica Seles'e kim onu yaptı? Yani Graf bir şey bu. Abi, inanılmaz bir şey ya. Tony Harding neyse kere çok ayıp. Yok artık yani Graf adam tutup şey mi yapacak orada neyse. Graf o aralar babasının şeyiyle uğraşıyordu inancım. Vergi kaçakçılığıyla çok morali bozulmuştu. Onun öyle hikayeleri vardır. Agassi de biraz
öyle. Bu Alman tenisçilerin böyle problemi çünkü Almanya'da vergiler çok ağır abi. Hmm. Mesela Boris Becker işte o yüzden bayağı usulsüzlükten falan federal davaları falan oldu. En son bir Boris Becker'in belgeseli falan gelecek ya da bir şey onu ben çok merakla bekliyorum. Gene en son bayağı acayip. Boris Becker tam o sebepten olmamış. Yani, evet. Yani Boris Becker'in tam da vergi Alman yani, vergi sistemi değil bu sorunlarının kaynağı. Ben tabii yumuşak bir şekilde başka dertler de varmış Boris Becker'de. Süremizi biraz açtık. Ege Onur Yapıcı'ya teşekkür ediyoruz. Çok uğraştı program için. İzlediğiniz için teşekkürler. Otoshops'ta kitle ayda birin sonuna geldik. Hoşçakalın.